birlikte ilahiyatçı yazar İhsan Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Aslında biz burada bugün yaşanan bu meseleyle ilgili yorumları da konuklarımızdan alıyoruz. Nedir ve ne denilmek isteniyor diye. Sizin yorumunuzu tabii ki elbette hepimiz merak ediyoruz. Siz bununla karşılaştığınızda nasıl değerlendirdiniz? Size gelen kararı nasıl yorumladınız? Şimdi bu alınan karar... geriye doğru gittiğimizde 2018 yılında yayınlanan bir kanun hükmünde kararnameden gücünü alıyor. Çünkü 2018 yılında bir KHK yayınlanmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları ilgili tüzüğe bir paragraf eklenmiş. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana Türkiye'de yayınlanan sadece Kur'an-ı Kerim musaflarını denetlemekle yükümlüyken, yani Kur'an-ı Kerim'in Arapçası, Arapçasının basımı, harekesi uygun mu değil mi? Bunu İşlere Bakan Musaf ve Kıraat Kurulu diye bir kurul var. Bu kurula insanlar müracaat ediyor ve Kur'an-ı Kerim'in musafını bastırmak için oradan onay alıyor. Biz de 2007 yılında bu Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsirini basarken bu izni almıştık. Musaf Kurulu'nun iznini alarak zaten o Arapçasını bastık. Ama daha sonraki baskılarda onun musafını çıkararak sadece mealini fazla 3 cilt oluyor, tek cilde insin diye basmaya devam ettik. Şimdi 2018 yılında çıkarılan KHK ile bir paragraf ekleniyor ve deniyor ki bundan böyle Diyanet İşleri Başkanlığı sadece müsafları değil, mealleri de denetleyecek, inceleyecek ve İslam'ın temel hükümlerine aykırı o bulduklarını toplattıracak ve ima edecek. Bununla ilgili KHK yayınlanmış 2018'de. Daha sonra 2019'da bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanı bir genelge yayınlamış. O genelge doğrultusunda ilk olarak geçen Mayıs 2022 yılında Profesör Gazi Özdemir'in meali toplattırılmış. Şimdi de aynı şey prosedür bizim mealimize işletilerek Kur'an-ı Kerim mealinin sakıncalı olduğu, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından ve İslam'a aykırı olduğu falan diye rapor hazırlanmış ve bu rapor İstanbul Suç Ceza Hakimliği'ne gönderilmiş. Suç Ceza Hakimliği de bunun toplatılması için bir kanun maddesi aramış. Tamam, bu toplatılacak da İslam'a aykırı, da neye göre ben bunu toplatacağım diye düşünmüş, taşınmış. Hı hı. Ve basın kanunu 25. maddesini bulmuş. Orada hakime kitap toplatma, dergi toplatma, gazete kapatma yetkisi veriliyor. Ancak bu yetki terör olaylarında devletin anayasal düzenini ilga ve tebdil faaliyetlerinde, Atatürk aleyhine işlenen suçlarda, inkılap kanunlarıyla ilgili ve insanları askerlerden soğutmayla ilgili maddelerle ilgili suç işleyen kitaplar olursa bunlar hakim kararıyla toplatılabiliyor. Şimdi bizim davamızdaki suç ceza hakimi de buraya dayandırıyor. Buraya dayanarak diyor, İslam'ın temel hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesine toplatılmasına ve kanunda geçmediği halde imha tabirini kullanıyor. Çünkü imha KHK ve genelgede geçiyor. Kanunda geçmiyor. Buna dayandırarak toplatma kararı vermiş. Dolayısıyla şu anda ben kanunda adı geçmeyen bir suçla suçlanıyorum ve bununla yazdığım kitap toplatılmak isteniyor. Şimdi ben diyorum ki benim suçum ne? Benim yazdığım kitabı niye toplattırıyorsunuz? Mahkeme diyor ki senin suçun İslam'ın temel ilkelerine aykırı yorumlar yapmak diyor. Peki ben de diyorum ki bu suç nerede yazıyor? Hangi kanun maddesinde böyle bir suç var diyorum. Böyle bir suç yok. Dolayısıyla bu aslında yine Türk Ceza Kanunu'ndaki suç icat etmeye giriyor. Dini bir suç icat ediliyor. İslam'ın temel hükümlerine aykırı meal yazmak, yorum yapmak. Sonra bu suça göre yazdığımız kitap toplattırıp imha edilmeye kalkışılıyor.
Dolayısıyla burada tamamen bir hukuksuzluk var. Kanuna dayanı bir şey yok. Bir idare tasarrufuyla, genelgeyle ve kararnameyle anayasada var olan düşünce ve ifade özgürlüğü 26. maddesinde ortadan kaldırılmak isteniyor. Dolayısıyla bu yayınlanan KHK'nın o KHK'ya doğrultusunda yayınlanan genelgenin derhal iptal edilmesi ve bir daha böyle işlere girişilmemesi gerekiyor. Bu nedenle biz itiraz dilekçesi yazdık. Umarım dönecektir. Bunun tutar bir dalı yok. Diğer açıdan şunu da söylemeliyim. Bu hukuki süreci böyle anlattıktan sonra bu bir defa anayasaya aykırıdır. Laikliğe aykırıdır. İslam düşünce tarihindeki geleneğe de aykırıdır. Çünkü İslam düşünce tarihinde reddiye geleneği vardır. Yani birisi bir kitap yazdığında başka biri çıkar ona reddiye yazar. Ben bunun görüşlerini reddediyorum, bu şekilde de çürütüyorum der. Bu adam yanlış düşünüyor der. Delilleri yanlış der. Maddi bilgi hataları var der. Fakat ilmi olarak buna cevap verir. Bunun arkasına polis takarak, devleti de arkasına alarak rakibinin üzerine yürürse o zaman devlet bir dini yorumu benimsemiş ve öteki yorumun üzerine devlet salınmış olur. Şu anda bize yapılan da budur. Bir dini yorumu devlet esas alıyor. Rakip gördüğü başka bir dini yorumu devletin gücüyle ezmeye, kitaplarını toplatmaya, imha etmeye kalkışıyor. Bu İslam tarihindeki düşünce geleneğine de terstir. Zaten laikliğe tümden terstir. Çünkü laik bir ülkede İslam'ın temel hükümlerine aykırı yorum yapmak diye bir suç olamaz. Yani devlet İslam'ın temel hükümlerini savunmak, korumak, kollamak ve hatta bunların ne olduğunu belirlemek durumunda değil ki. Şimdi o zaman da mesela şöyle soralım. Bana göre de Diyanet'in meali veya Diyanet'in hatta kendisi İslam'ın temel hükümlerine aykırıdır. Çünkü İslamiyet'te din adamları sınıfı diye bir sınıf yoktur. Maaşlı, paralı, namaz kıldıran bir memur olamaz. İslamiyet bu sınıfı kaldırmıştır. Kullar arasına kimse giremez. İslam'ın kilisesi olamaz. İslam'da kilise diye bir şey yoktur. Görüş ve içtihat özgürlüğü vardır. İlim olarak cevap verirsiniz, reddiye yazarsınız, çürütürsünüz. İlmi kamuoyunda dini çoğulculuk çerçevesinde herkes görüşünü beyan eder. Şura düzenlersiniz. Meal çalıştayı düzenlersiniz. Aykırı meal dediğiniz mealleri çağırırsınız. Onları da dinlersiniz. Siz de onlara reddiye yazarsınız. Onlar size reddiye yazar. İlim hayatı bu şekilde akıp gider. Devletten ayrı ve bağımsız olarak. Yoksa ilim gelişemez. Devletin baskısı altında aslında sizin söylediğiniz yoruma zorlanmış olur. Evet, aslında sizin söylediğiniz yer önemli. Çünkü böyle olmayabilirdi. Olması gerekenler nasıl yapılırdıyı da yanıtlamış oldunuz. Ancak bunlar da sizin anlattığınız gibi maalesef yapılması gerektiği gibi yapılmamış anladığımız üzere. Şunu sormak istiyorum. İktidar burada neyi hedefledi, neyi amaçladı? Kendine uygun bir din yaratmak mı burada sizce hedeflenen şey? Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle... İktidarın ileri gelenleri, yani Diyanet İşleri görevli, Diyanet İşleri'ni görevlendirenler, Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisi, Cumhurbaşkanı, onun yardımcıları, siyasal bilinçleri, devlet görüşleri ve kamu hayatına dair müktesebatı çok zayıf bana göre, çok çürük. Mesela ben Adalet Devleti'nde bir kitap yazdım. Yani devletin dini adalettir. İslam devletin güdümüne verilemez. Görüşünü savunan devletin resmi dini olmaz. Olsa olsa adaleti esas alır. Bu adalet esas almazsa zaten İslam'a uygundur. Bu kadar yeter diyen bir savunudur bu. Böyle bir devlet anlayışıdır. Hı hı. Şimdi bundan fersah fersah uzaklar. Kafalarında İslam devleti düşüncesi var. Aşama aşama, yavaş yavaş, çaktırmadan, ürkütmeden çağdaş, laik, demokratik, cumhuriyet rejime alışmış kitleleri kafalarındaki sisteme doğru geçmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ve kafalarındaki sistemde
Hiçbir şekilde yeni, orijinal bir şey değil. Yani bildiğiniz Osmanlı'daki padişahlığa cumhuriyet kılıfı geçirecekler. Buna padişahlık demeyecekler. Türkiye Cumhuriyeti diyecekler. Yine layık canım, demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti. Ama öyle değil. Fiiliyette tamamen padişahlık. Bir tane Şeyhülislam var. Bir dini görüşü, bir mezhebi esas alıyor. Bir dini esas alıyor. O dinden çıkanları kendine düşman belliyor. O dini yorumdan farklı yorum yapanları öteki ilan ediyor. Böyle bir din anlayışları var. Böyle bir devlet anlayışları var. Ve bunlar şu anda devlete ne yazık ki hakim durumdadırlar. Ve seçimlerle iş başına gelmiş ve 20 yıldır da iktidardadırlar. Halbuki bu görüş yanlış. Bu Osmanlı'nın bile gerisine düşme anlamına geliyor. Bırakın Cumhuriyeti. Normalde şöyle düşünmeleri gerekir. Devletin dini sadece adalet olabilir. Devletin resmi dini, resmi mezhebi olmaz. Din tamamen halkın inanışına ve yaşayışına ve toplumsal akışa bırakılır. Orada her türlü şey tartışılabilir. Tefsir tartışmaları, meal tartışmaları, kim doğru, kim yanlış. Orada hepsi tartışmaları yürür. Devlet bütün bunların karşısında eşit mesafede durur. Adalet sağlamaya çalışır. Bu bilinçte değiller. Kafaları böyle çalışmıyor. Onlar kendilerine uyan bir son zamanlar özellikle geniş muhafazakar kitlelerde yavaş yavaş ondan kopmaya başladı. Böyle dini çevreleri memnun etme, tarikatların dediği doğrultuda gitme eğilimine giriyorlar. Ne yapmış oluyor şimdi? İşte Cumhurbaşkanımız İslam'ı öyle savunuyor, öyle savunuyor ki İslam düşmanları ona düşman olduğu gibi İslam'ı yanlış yorumlayan, çarpıtan, reform yapmaya çalışan, modernist İslam yorumları yapanları bile göz açtırmıyor. İşte bak gördünüz, fesat çıkaran meallerini toplattı diye bununla seviniyorlar hatta. Bunun bir baskı olduğunu, düşünce baskısı olduğunu falan düşünüyorlar. Bundan memnun oluyorlar. Bu da onları memnun ettiğini düşünüyor. Ha demek ki bizim işte Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e, İslamiyet'e, bizim inançlarımıza, itikatlarımıza sahip çıkan, onları koruyan, kollayan ve gerektiğinde toplatma, toplatma yapan, yakma yapan bir iktidar var. Buna oylarımızı vermeye devam edeceğiz. Yoksa bu olmazsa biz tümden sahipsiz kalacağız diyorlar. Böyle düşündüklerini zannediyorum. Evet. Şimdi İdris Bey ile bağlantımız zannediyorum sağlandı yeniden. Evet. Evet Nalin Hanım, hattayım ben. Tamam İdris Bey, şimdi sizi duyabiliyorum. Yarım kalmıştı aslında, buyurun oradan devam edelim. İhsan Bey'i de birlikte dinlemiş olduk. Kendisi hem yaşadığı süreci nasıl yorumladığını da açıkladı bizlere. Birazcık da bu iktidarın geldiği nokta, başladığı noktayı değerlendiriyordunuz. Buyurun. Şimdi iktidar 2001 yılında yola çıkarken 14 Ağustos'ta partinin kuruluş felsefesinde insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu vardı. Ve her şeyi temel hak ve özgürlükler kapsamında insanın mutluluğu, insanın onuru için düzenleyen bir parti programıyla yola çıkmıştı ve 3C ile mücadele edeceğini ifade etmişti. Yolsuzlukla, yoklukla ve yasaklarla mücadele. Ama geldiğimiz nokta itibariyle artık yokluk ve yolsuzlukta çığ gibi büyüyen iktidarın zaaflarıyla karşı karşıyayız. Bugün geldiğimiz noktada yasakçı zihniyetin de 2001'in Türkiye'sini arattığı bir döneme girdik. Ve üzülerek ifade ediyorum ki bu yasakçı zihniyet eylemlerini bir kısım kurumlar eliyle gerçekleştiriyor. İktidarın doğrudan bazı şeylere müdahale edebilmesi söz konusu değil. Ve pek çoğumuzun son derece önemsediği bir kurum olan Diyanet de yasakçı zihniyetin zincirine eklenen son halka oldu. İhsan Hocam'ın yazmış olduğu Yaşayan Kur'an, yani 2007 yılında yazılmış. Yıllardır Türkiye'de lehinde aleyhinde okuyan, olumlu bulan, olumsuz bulan pek çok insan olmuştur. Bunlar gayet normaldir ve İslam geleneğinde buna dair eğer itirazlarınız varsa da reddiye geleneğini biraz önce İhsan Hoca çok netliğiyle ifade etti. Bununla karşılığını yazarsınız, olumsuz bulduğunuz yönlerini de ortaya koyarsınız. Ancak program kesilmeden önce şunu söylemiştim. İktidar artık kaybedeceğini anladı. Uzunca süredir bunun farkında. Kaybedeceğini anlayınca da
bilgisayarın klavyesinin tüm tuşlarına basarak hareket ediyor. Ve bunu gerçekleştirirken de kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Özellikle Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun süredir felsefesi ve kafasında tasarladığı ülke tahayyülüne doğru adım adım ülkeyi getiriyor. Bunu nasıl yaptı? Öncelikle seçimi kaybedeceğini anlayınca seçim yasasında bir değişiklik gerçekleştirdiler. Hı hı. Yani oyun devam ederken oyunun kurallarını değiştirdiler. Tamamen yeni kurulan siyasi partilerin önünü kesmek ve muhalefet bloğuna bir şekilde zarar vermek, vatandaşın iradesinin tam olarak parlamentoya yansıdığı, yani artık oy dediğimiz sistemi tamamen ortadan kaldırdılar. Yani ittifak içerisinde birbirini destekleyen siyasi partilerin oylarının totalde birleşmesini engelleyen bir düzenleme koydular. Sadece onunla mı kaldılar? Seçim yasasında pek çok tuzak vardı. İlçe seçim kurullarının başkanlarının seçimine atanmasına ilişkin usuller, siyasi partilerin üyelerinin sandık kurullarında görev yaptırılmasına ilişkin düzenlemeler, propaganda yasağı, devletin her türlü aygıtını kullanarak şu an itibariyle Cumhurbaşkanı dilediği propagandayı yapıyor. Üzülerek ifade ediyorum, deprem bölgesindeyiz. Acılarımız son derece taze olmuş olmasına rağmen şu anda bütün organlarıyla, devletin tüm kurumlarıyla ve milletvekilleriyle seçim propagandası yapıyorlar şu an itibariyle deprem bölgelerinde. Devletin imkanlarını, devletin yardımlarını bir siyasi partinin yardımıymış gibi o çadırın, enkazın altında kalmış olan gariban insanlara götürüp bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın size hediyesidir, takdimidir, hayır duanızı bekliyoruz diyerek ulaştırıyorlar. Bundan daha acı bir şey olamaz ama iktidar bununla da hız kesmedi. Daha sonrasında sansür yasasını getirdi. Yani bir şekilde basının vatandaşa ulaşmasının önüne çok büyük engeller koydu. Ve RTÜK tarafından bakınız, RTÜK'ün televizyonlara vermiş olduğu yayın cezası ve para cezasına ilişkin son uygulamasını şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Önceki gün Sayın Erdoğan'ın canlı yayın aracılığıyla paylaşmış olduğu sözleri muhalefet medyasından herhangi birisi vermiş olsaydı haftalarca yayın yasağı alırdı ve tonlarca para cezasıyla cezalandırılırdı. Ama RTÜK işte yasakçı zihniyetin bir ürünü olarak kullandığı kurumlardan bir haline geldi ve medyayı susturuyor. Yani bir diğer elindeki önemli aygıt da yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakınız Nalin Hanım, bu ifade özgürlüğüne ilişkin yasaklar İhsan hocamızın yazmış olduğu kitapla başlamadı. Bu tamamen usulsüz bir uygulama. Onu özellikle söyleyeyim yani. Genelgenin yayınlanma tarihi 2019 ve yine 14 Aralık 2022 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararı, bunların hepsinin oyun başladıktan sonra kural değiştirmeye yönelik hamleler olduğunu, hiçbir ceza kanununda bu suç unsurlarını ihtiva eden bir tipiklik unsurunun olmadığı aşikar. Hocam kısmen değindiği için ben tekrara kaçmamak adına söylüyorum. Tamamen hukuksuz, yersiz, sadece ve sadece ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını amaçlayan bir davranış. Bakınız, biz İhsan Elaç hocanın bile yayınlanmış olduğu Yaşayan Kur'an'ı bile toplattırıp imha ediyoruz. Elimizdeki kozumuzun ne olduğunu gayet iyi görün. Siz daha farkında değil misiniz? Biz yazın size konserleri yaptırtmadık belediyeler aracılığıyla. Sanatçıların konser yapmasına mani olduk. Siyasi yorum yapanı hapse tıktık. Dilediğimiz gibi cezalandırdık. Konserler iptal edildi. Hoşuna gitmeyen her türlü düzenlemeye karşı yargıyı da kullanmak suretiyle bir cezalandırma cihetine gittik. Artık Türkiye yasaklar ülkesi oldu. Bunu siz artık görün diyor kamuoyuna. Ama biz de diyoruz ki bu millet umutlarını diri tutan bir millettir. Ne olursa olsun bu sandığı kaçıramazsınız milletin önünden. Değerli hocam biraz önce söyledi, dedi ki artık bu tartışmaların yeri ve zamanı değil, anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin. Tam tersi değerli hocam, eğer biz bu tartışmaları bugün yapmazsak Sayın Erdoğan buradan cüret bulacak, ortağıyla birlikte diyecek ki ben sandığı da getirmiyorum kardeşim. İşte gördünüz, doğal bir afet var. Seçimleri de erteliyorum dediği an biz ne cevap vereceğiz?
biz bu ülkede demokratik hukuk devletindeysek, ben bir hukukçuyum, siyasetçiliği kimliğimden önce hukukçu kimliğimi her zaman takdim eder ve ifade ederim. Geçmiş dönemde baro başkanlığı da yaptım. Evet. Bu ülkenin 85 milyonunun bu anayasaya sadakat borcu var. Bu bizim en iyisini hazırlayıp ortaya koyuncaya kadar 85 milyonun uyumakla yükümlü olduğu toplumsal mutabakat metnimiz. 85 milyonun tamamını bağlayan bu metinde Sayın Erdoğan istisna yazmıyor. Dolayısıyla o da bu anayasaya bağlı olarak hareket etmek zorunda. Tam tersi, siyaset kurumu olarak daha yüksek bir sesle herkesin anayasaya ve hukuka bağlı kalması noktasında telkinde bulunmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Aksi takdirde ben yaptım oldu zihniyetiyle özellikle 2015'ten bu yana 2018'e kadar fiili olarak ülkenin tek söz belirleyicisi, tek ses vereni olmayı 2018'deki seçimler sonrasında 2017 anayasa değişikliğinden sonra da buna bir hukuki kılıf uydurmak suretiyle devletin her türlü kurumunun içini boşaltmak suretiyle dilediği gibi ülkeyi yönetmeyi arzu eden bir siyasal iktidara karşı biz her daim hukuk diyeceğiz, her daim anayasa diyeceğiz ve herkesin bu anayasaya ve hukuka saygı göstermesini talep edeceğiz. Evet. Muhalefet partileri de bunu yapacaklar. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemine karşı da kendisine de ifade ettim, kendi hukukçularına da söyledim. Hepimizi bağlayan yegane unsur bu anayasa. Elbette ki biz de isteriz ki rakibimizi sandıkta yenelim, hem de güçlü bir şekilde yenelim. Yeneceğimize de inanıyorum. Bu konuda hiçbir endişem yok. Ve Sayın Erdoğan'a da diyoruz ki gel, bu anayasada hala senin aday olmana yönelik imkan var. Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrası seçimlerin yenilenmesi ve parlamentonun buna karar vermesi halinde senin bir sefer daha aday olabileceğini ifade ediyor. Evet. Altılı Masa diyordu ki 6 Nisan'dan önce, yani oyunun kurallarını değiştirdiğiniz seçim yasasını uygulamayın. Eski seçim yasasıyla önümüze bir düzenleme getirin, biz de destek olalım, siz aday olun demişti. Şimdi deprem şartları belki olayı farklılaştırdı. Ama hala parlamentoda uzlaşı imkanı var. Ama siz uzlaşıdan kaçıp hem birlikten beraberlikten dem vuracaksınız, hem 85 milyonun cumhurbaşkanı olduğunu ifade edeceksiniz. Ondan sonra da 50 artı 1'i aldıktan sonra 49.99'u elinizin tersiyle iteceksiniz ve keyfi bir yönetimle ülkeyi yönetmeye kalkacaksınız. Evet. Kusura İdris bakmayın. Bey, İdris Bey, böyle bir imkan asla ve asla kimseye verilmemeli. Evet, İdris Bey, aslında siz az önce önemli